Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Mevzu aziz. Kök manada izzet. Daha ona gelmedik. Burada aziz. Ne demek aziz? İzzet ve kuvvet sahibi manasında olan bu kelime çeşitli mana ve makamlarda kullanılır. Şanlı, şerefli, dini dünyaya alet etmeyen, mütecaviz din düşmanlarına baş eğmeyen manalarına gelir. Kur'an 9. sure 128. ayetinde Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam çok izzetli olduğu, 35. surenin 10. ayeti de bütün izzetin yalnız Allah'ta bulunduğu, yani Allah'a tevekkül etmek derecesinde izzet kazanılacağı kullanılacağı 4. surenin 139. ayetinde ise maddi kuvvete sahip ehli dünyanın yanında izzet elde edebileceği zannıyla zannedenlere şiddet gösterilmektedir. O surede de. Bütün izzet Allah'ta, Allah'ın tevekkülünde olacağı halde siz o eli dünyanın zahiri gücüne, kuvvetine bakıp ondan bize de izzet, şeref, hakimiyet, işte, bir şeyler gelir diye onlara taraf oluyorsunuz, Müslümanlara hitap ediyor. Zamanımıza çok fazlasıyla şey yapıyor, hisse veriyor. Böylece bu izzet, Kur'an'da bakıyoruz öncelikle. Bu şey, ne diyor? Salahattin ne oldu Salahattin? Sen yerine gel, yerine. İskemleni al. Burada, burada gel. Bu kitaplarda saat koyduk içine. Dediğim kitabı vereceksin. Ondan sonra efendim. Devam ediyoruz derse. Evet, izzetin Allah'a tevekkül etmekte olduğunu anlatan Hazreti Üstad diyor ki, Hikmet-i Kur'an'ın halis tilmizi, yani samimi, ciddi, bağlı, Kur'an'a bağlı olan talebesi ise bir abdır. Yani emirleri dinleyen, Allah'ın emirlerini, emir ve yasaklarını dinleyen, bağlı kalan bir abdır. Yani bu makamda Allah'a bakan makamda mütevazi, böyle izzet gösterme manasında durumu yok. Abdır. Fakat, alakası böyle bir abdır ama, fakat, azam-ı mahlukata da ibadete tenezzül etmez. Sen şey yapacaktın ya, sen bu, hani, kaybettin diye. Etmez. Buradayız. Bir abd-i azizdir. Bakınız, menfaat
şahsına ait olan menfaat cihetinde İzzetli Abdülaziz Allah'a bakan cephesinde çok böyle zillet gösterirken, fakat Masivullah'a karşı da Abdülaziz'dir. Hem hakiki dilimizi, Kur'an'ın da ismen değil sadece, mütevazidir. Selim, Halim'dir. Fakat fatırının gayrına, Allah'tan başkasına daire-i izni haricinde, Allah'ın izni olursa değişir gene o. Allah'ın izni neyse onu yapar. Ama izni olmadığı yerlerde ihtiyarıyla, yani isteği üzere. Yani cebir vardır, yani hayat tehlikesi şekliyle cebbarların karşısında kalınabiliyor. Onun için kayıt koydu burada. İhtiyarıyla, tezellüyle tenezzül etmez. Başayamaz. Allah'ın izni yoksa başayamaz. Bu nedir anlatılanlar? İzzetli anlatıyor üstad. Aziz olan kişiyi anlatıyor. İzzet mastardır. Aziz, izzet sahibi. Yani sıfat sahibi oluyor kişi. İşte böyle bakınız, yani azizliğin ana unsurları bu. Külliyattan tespit ettik bunu. Aradık. Burasını iyi bileceğiz. Hakiki bir nurcunun sıfatları bu oluyor. Bu sıfatları yokken böyle üstünlük taslamak, o da ayrıca bir şey yani. İslam ahlakına aykırı düşen bir durum. Buralara dikkat edeceğiz. Ben onları çizdim. Menfaat dedik orada. En büyük bir menfaata bile ibadeti tenezzül etmiyor. Kovsuza cenneti ibadetine gaye yapmıyor. Yani nasıl bir kul bu? Hem fakir ve zayıftır. Fakat pardon, fakr ve zaafını bilir. Fakat onun maliki kerimi ona, bu hakiki dilimize iddihar ettiği uhrevi servet ile mustanidir. Uhrevi servete bu asıl insanların büyük bir çoğunluğu hiç düşünmüyorlarsa, o onların akıl zaman fitnesinin içerisinde kalmaktan doğan bir acayipliğidir. Acayiplikleridir. Hak olan, doğru olan o değil. O batıl. Not var. Yani istinası var. Hakiki talebenin istinası var. Manevi zengindir. Fani hayatın menfaatlarına, zenginliklerine değer vermez. Evet, Kur'an 48. surenin Fetih suresi bu. Meşhur. Son ayetinde ümmete örnek gösterilen sahabelerin, ki biz bunu öğlen namazında okuyoruz bu sureyi, surenin o kısmını, sahabelerin Allah'tan fazilet ve rızasını istedikleri, yaptaune fazlen minallahi ve redvana, bize sahabeler örnek gösteriliyor. Daha yeni tarafında ayet, vellezine ma'ahu, evvela daha gerisi Muhammedun Resulullah adıyla geçiyor peygamberimiz ayette. O Allah'ın Resulü, emir onlardan emir, ne diyorsa Allah onları bir tebliğ eden, bildiren bir peygamberdir. Fakat onunla beraber olan vellezine ma'ahu, onunla beraber olan sahabeler başta, tabi kıyamete kadar da o beraberlik manasının dairesi geniştir. Eşiddâ ve küffâr. Bunlar yazmadık bunu tabi. Burada bizim aziz olduğu için o kadar uzun etmedik. Kafirlere karşı, dine düşman olan münafıklara karşı eşiddâ,
Eşidda şiddetin en dehşetli şeklidir. Bu kelimenin Arapça gramer dairesinde eşidda yani en şiddetli şekliyle karşıdırlar. Kafirlere karşı. O zaman bunlar bu kadar vurucu kırıcı mı? Hayır hayır hiç de öyle değil. Ruhama u beynehum. Şimdi aslımıza bakıyoruz. Mümin mümine, Müslüman Müslümana eşidda gösteriyor. Kafire karşı ezille. Hayda tam tersine. Şimdi biz Kur'an'ın hükümlerinin, hikmetlerini, salihinin oradan iyiliğe öğrenmezsek bizi bu asır, bu fitne ahırına niye dolmuşa bindirmesin ki? Bindiremesin ki? Onun için dolmuş hareketlerini yapanlar hep arabaları dolu. Arabası boş olan dolmuşu yok. Hadi bakalım tükürsün içinde. Ne yapacaksınız bakalım? Evet. Fazilet ve rızasını istediklerini istedikleri bildirilir o ayette. Keza mektubatın ikinci mektubunda yani açmış şey yapmadık yani sadece haber veriyoruz burada. Maddi ve manevi istinayı hani nastan istina, yani insanlar bana gelsin, umurunda değiller. Gelsin, gelmesin ya işte. Yani bana ne gelecek benim de. Hep beraber bir yere gidelim. Yani bana gel diye olan şey dinin hakikatine aykırıdır. Bana gel yok. Hep beraber oraya gidelim. Nereye? Kur'an'da çok iyi ayetler var. Bir tanesi de وَاَغْتَسِمُوا بِحَبْلُ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Bunu mecliste olmadığı bir şeyde de yazıyor üstad. Meclise yazıyor. Yani hepimiz ve hepiniz istisnasız Kur'an'daki kesin hükümlere, esaslara, dinin temel zaruriyatına yani orada toplanalım diyor ayet. Vaktası mı? O Kur'an'ın o hükümleri bir kopmaz halat gibi şey yapılıyor, teşbih ediliyor. Sımsıkı oraya bağlanalım. Kim? Hep beraber ona. Vaktası mı? Bihamdallahi cemi'a. Hepimiz orada toplanalım. Yok yok. Bana toplanın. Hayda. Yok yok ona değil bana toplan. Orada bakıyorsun yok canım biz varken niye öyle olur mu? Adamların derdi ne? Enaniyet putunun tesiri altında. Biz de böyle tıpış tıpış gidiyoruz. Bu Kur'an'a aykırı olan enaniyet hareketlerine destek verenler de aynı kişi ortak oluyorlar. Anladık ama Kur'an bizim bilmememiz için gelmedi ki, bilmemiz için geldi zaten. Niye yani? Hayatın, menfaatın en incelerini biliyor vatandaş da, onlara yani ilham mı olundu? Bildiği ha yok. Bütün hiddetiyle, şiddetiyle, gayretiyle onları baktı, buldu. Tamam, bulur. Bunu da bulur. Bulanlar niye buluyor ki? O zaman iradesini bu yolda kullanmamanın da suçu olmamak olmaz. Bilecek. Soracak, araştıracak. İşi bitirmeyecek hemen bir yerde. Tamam, aman. Bir yerde hoşuna gidiyor, tamam orada kalıyor. Ne dedi, bakmıyor o meselesi değil. Doğrusu kitaplara baktığımız zaman suçluluk var. Hatta Kur'an'da böyle bir temsili şey vardır. Aldatanlar ve aldananlar haşirde topluyor Allah onları. Adamlar diyorlar ki bunlar bizi aldattı ya Rabbi. Şikayet ediyorlar şimdi aldatıcıları. Siz de hepiniz cehenneme. Ayet bile devam ediyor. Hadi bakalım valla. Doğru oraya. Makamınız olasınız. Tabi nedenleri Kur'an'da gene var. Orada neden makamı değil artık. Şiddetli şiddet makamıdır. Hepiniz yerinize gidin bakalım.
O zaman burada abi güven, yani kişiler karşı tarafa güveniyorlar. Oradaki insanlara bakarak hani düzgündür vesairedir diye kendisi pek eksik olduğu için. Ama gene de bu buraya göre o zaman sorumluluktan kurtulamaz. Güven, güvenilir şeyde olur. Mesela pamuk ipliğine güvenip de asılırsanız kupkuyu karanlık bir kuyuya düşersiniz. Orada asılıyorsa pamuk ipliği. Nerede bir bakacaksın evvela bu nedir diye. Bakıyor ki kopuyorsun, kopuyor pamuk ipliğidir. Hemen kuyudan uzaklaşacaksın. Ama abi halkın zaten böyle bir bilgi düzeyi olmadığı için. Olmadığı için hani. Edemiyor yani. Ben, o da Allah bize der ki olanlar niye oldu? Olanlar niye düzgün gittiler? Olanlar niye bunlara böyle yani sahte diye baktılar, bakıp ettiler? Mesele bu. Eğer hakikaten olmayacak durumda bir şeyse o zaman olanlar olmayacak. Hepsi şey olacak. Hepsi pamuk ipliğine asılmış, kuyuya düşmüşler. Değil öyle. Kur'an bize öyle demiyor. Tahkik, Risale-i Tahkik, tahkik mi diyor? Araştır diyor. Biraz kendine verilen istidatları kullan diyor yani. İnsan olduğunun şerefi ortaya çıksın. Sen diyor nice maddi ve manevi cihazlarla cihazlandırılmışsın. Boşuna mıdır? Unutmuyorum. Merhum arkadaşımız Mehmet Kuru'nun marangozhanesine gittik. Arabayla. Şehrin dışında. Unutmuyorum. Niye? Dikkatimi çekmişti. Baktım uzak bir yerde, bir dükkanda arabayla gelmişler. Tayfe-i Nisa. 2-3 tayfe, 3-4 Tayfe-i Nisa. Yanındakine sordum. Niye? O dedim Tayfe-i Nisa'nın bu dağ başında ne işleri var? Dediler ki orada şey işte bu ne diyorsunuz bu şeylere? Hani var ya böyle çek yapsam bilmiyorum adlarını ya. Onlardan yapılıyor. Bakınız Tayfe-i Nisa yani merak ediyor dağın eteğindeki olan bir sanayi sitesine ta saatlerce geliyor evinden çıkıyor arabayla beraber orada bakıyor nasıl şeyler vardır diye. Yani. Benim kesinlikle bilgim yok. Hayret dedim ben kendi kendime. Bu en azından bu dediğim 15 sene oluyor. Bakınız nasıl buldu? Nasıl bildi? Sadece onu mu biliyor? Nice niceleri daha biliyor. Niye? Merak ediyoruz onlar. Niye merak ediyor? Hevasına kapılmış. Hevesine bağlı. Ondan. Başka bir şey yok. Maddi ve manevi istinayı yani sahabe yolunu takip edenlere ittiba bir sahabe yolunu takip etti Risale-i Nur Has talebesine düşüyor diyor. Sahabe yolunu takip edenler kimler? Bu zamanda Risale-i Nur'un sadık ve halis talebeleri. Risale öyle yazıyor. Bizim mesleğimiz diyor sahabe mesleğidir. Tamam. O zaman sahabe mesleğini takip edenlere ittiba etmeyi emreden ayet naflediliyor. İkinci mektupta, mektubatın. İttebiu emirdir bu. Tabi olun. Kime? Men la yeselukum ecel. Sizden maddi manevi hiçbir karşılık istemeyenlere ittiba edin. Bak ittiba var burada. Niye? O sıfata ittiba var. Nedir o? Kur'an'ın getirdiği sıfat bu. La yeselukum ecran. Ha? Niye? Humul muhtedun. Onlar hidayet yolundadırlar. Allah için hizmet ediyorlar. Allah için düşünüyorlar. Dünya hayatına ahiret diye bakıyorlar. Siz de onlarla beraber olursanız o sıfat size de geçer. Biz kendi başımıza çünkü İslam'da bilen ve bilmeyen vardır. Anlatan ve anlatılan vardır. İrşad eden ve edilen vardır. Bu Kur'an'da bu şeydir. Ama ana temel ölçü Hablullah'tır. Ha, biraz önce okumuş olduğum ayette anlatılan Allah'ın gönderdiği Kur'an'daki ana hükümlerdir. Temel ölçü oraya bağlıysa o zaman onu bilecek avam. Oraya bağlı olanları bildiği zaman anlayacak. O da orada istifade edeyim diyecek diyebilir.
demelidir. Tamam. Ha işte bak hiç gözlerim ben şimdi bir saat arayacağım ben onu şimdi. Ha. Nerede bir depomanı koyuyor ya? Ve tamam. Ukrevi servet ile mustanidir ve seyyidinin nihayetsiz kudretini sınad ettiği için kavidir. Burası buraya geçemiyor çünkü orada hakiki bir mücahit ve halis ve sadık mucuyu anlatıyor. Bana şimdi ne veriyorsun biliyor musun? Mektubatı veriyorsun. Bunun altındaki kaldır onu sen. Bunun altındaki onu al. Ver bana onu sen. Tamam. Bu kavidir diye olan şeyi bakacağız. Nasıl kavidir? Niye kavidir? Allah'a tevekkül ediyor, bağlanıyor. Onun sonsuz kudretinden yani bağlandığı, tevekkül ettiği için bir kuvvet hissiyatına sahip oluyor. Evvela Peygamberimiz için anlatıyor burada. Nerede anlatıyor? Nerede diyor bu? 10. Yok. İpi koymuştun abi şöyle. Ha, tamam. Tamam efendim. Bu yoktu, bizim yardımcı yoktu. Onun için yardımcı bilemeyecek şimdi. Ben zaten bilemem. Arada bu. O zaten Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam gidişatından, yani hizmet yani peygamberliği icra etme hareketinden görünüyor ki görüyor öyle haber veriyor. Öyle dediğini görüyor. Çünkü niye bu da şimdi? En tehlikeli vakitlerde hayat tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı zaman kemal-i metanetle tereddütsüz, telaşsız söylüyor. İşte ona bağlı olan üstadın bağlılığı bakılırsa hayatında, üstadın hayatına aynen görünüyor. Mahkemeye veriliyor. Sen falancayı tenkit etmişsin diye. Mahkemedeki sevk maddesi bu. Üstad bir müdafaa yapıyor. Sevk maddesinden kaç kat daha şiddetli. Hadi bakalım. Bu yüzden bazı hatıralar var. Benim Zübeyir anlatmıştı. Neyse diyoruz, geçiyoruz. Evet, kemal-i metanetle tereddütsüz, telaşsız söylüyor. Yani neşeliyor. Bazı olur, tek başıyla dünyaya meydan okuyor. Bütün beşer aleminin tamamına. Tek kişi olarak okuyor meydanı. Niye? Niye okumasın ki? Bütün kainat Allah'ın tasarrufu altında. Sonra ne diyor? Şurası için diyor. Şimdi ona bağlı olan bu peygamberimize bağlı olan bu asırdaki Bediüzzaman. Ondan da bir parça aldık. Bu kavidir. Yani sadece sözde olmaz yani. Fiili durumda kavi görelim. Eğer korkunuz, Üstad Hazretleri mahkemeye anlatıyor. Benden diyor korkmanız, mesleğimden, Kur'an'a ait dellalığımdan ve kuvve-i maneviye imaniyeden ise ki ondan korkuyorsunuz benim için, benden diyor. Bakınız, ben elimle Ceylan'a hitap ediyor. Siz benden diyor bu sebeple korkuyorsunuz. Elli bin nefer değil. Yukarıda yazıyor. Saydı sıkıştırıyoruz. Niye? 50.000 nefer kuvvetindedir. Usta diyor ki hayır diyor. 50.000 neferden bir şey yok. O zaman laf. 50.000 nefer değil. O dediğiniz gibi değil. Yanlışsınız. 50 bin asker kadar kuvveti vardır diyor sözünüzde yanlışsınız. Meslek itibariyle 50 milyon kuvvetindeyim. Nerede çıktı 50 bin? Gördün mü? Meydan okumayı gördün mü? Bunu neşe diyor aynı zamanda kitapta. Ta kıyamete kadar gidecek, ahirette de devam edecek. Bu merdane gidiş.
Bugün böyle olacak değil mi Mehmet? Hadi bakalım. Yok, bu gücü taşıyamaz. Bu güce sahip olamaz. Ne olacak o zaman? İçinden güçlü o, ya içinden diyecek yani. Benim yani bir kuvvetim olsaydı görürdünüz siz. Başaramayacak da. Karşı da çıkamayacak belki. Kendi yemeyecek fakat yani iş dünyasında ise zaten şu anda da iş dünyada da bahsediyorum. Mevcut abi onu atmıştı. İş dünyada sağlam olmak birinci derece alıyor. Meslek itibari 50 milyon kuvvetindeyim. Haberiniz olsun. Niye? Çünkü Kur'an-ı Hakim'in kuvvetiyle kendi kuvvetimden değil, kuvvet Kur'an-ı Hakim'in kuvvetiyle sizin dinsizleriniz dahil olduğu halde ne kadar varsa beşer aleminde sizin ceryanınızda dinsizler hepsi de beraber, hazreti burası değil, bütün Avrupa'ya meydan okuyorum. Yani gelin bakalım karşıma diyorum. Gördün mü üstad nasıl bir üstadmış? Gördün değil mi? Ha. Bütün neşrettiğim envar-ı imaniye ile onların, bu düşmanlarımın fununu müsbete ve tabiat dedikleri muhkem kalalarını zir-i zeber etmişim. Onların en büyük dinsiz filozoflarını hayvandan aşağı düşürmüşüm. Ben azallu ayetin dediği gibi. Dinsizleriniz dahil içinde bulunan bütün Avrupa'ya, yani buradaki dinsizler de onlarla beraber Avrupa dinsizleriyle, bütün Avrupa'ya Allah'ın tevfikiyle beni o mesleğimin bir meselesinden geri çeviremezler inşallah. Mağlup edemezler. Şimdi bakınız kaviyim dedi üstad ama kaviyim derken orada bir kelimeyi dedip de kaçmadı oradan. Dünya durdukça bu sözleri devam ediyor, edecek. Bunu al bakalım evet. Ondan sonra şuaları vereceksin. Ver bakalım. Şualar at. Onun sayfalarını söyledin mi? Yok. Niye de o? Neyse ben şimdi söyleyeyim buradan. Birisi 72, birisi 194 mektubat. Yani şeyde ödedik bir yandan. Şualar 65. Kuvvetli olmanın tarafına gene yürüyoruz. İşte ben, işte sen temizliğine hitap ediyor Üstad burada. Ey Bediüzzaman ve herkes yani, ey Müslüman. İntisab-ı imani tezkeresiyle böyle bir nokta istinat bulduğundan, bulabildiğinden hassiz bir kuvvete ve kudrete dayanabilirsin. Ben de ayetten, yani hasbunallahu ve nimel vekil ayetinin çok şeyleri var. Mana incelikleri var, oraya geçmiyoruz. O Ustad Hazretleri bunun derinliğinden yürüyor. Ben de bu ayetten dersimi aldıkça öyle bir kuvve-i maneviyeyi buldum ki, değil şimdiki düşmanlarıma, belki dünyaya meydan okuyabilir, bir iktidar-ı imani hissederek bütün ruhum ile hasbunallahu ve nimel vekil dedim. Yani bu sadece bu bizim naklettiğimiz 3-5 tane de ibaret değil bu sözleri. Oho! Bir cilt çıkar. Sonra emirdanı veriyorsun. Bunu veriyorsun. Bunu da okuyalım. Evet. Ben, Emirda 154, ikinci Emirda. Ben kendi kuvvetime, meziyetime hiç itimat etmeyerek, yalnız hakikat-ı Kur'aniye ve onun tefsiri olan hakaik-i imaniyedeki
kuvvete istinaden dünyaya ilan ediyorum ki bütün dinsizler toplansalar ben onlara karşı çekinmeyerek meydan okuyorum. Dünya üzerinde ne kadar dinsizler varsa topuna birden. Başımı eğmiyorum. İzzet-i ilmiyeyi kırmıyorum. Bu dedikleri vakalarla ispatlanmış. Evet. Dedi. Şimdi bu paragraf dikkatimi çekiyor benim. Onun için biraz kelimelerinin bazılarında hem çizdiğim hem de bazı şeyler getirdik. Demek ki böyle hakiki Kur'an'ın şakirdi. İşte birkaç tane ana sıfatını sayarken bir tanesi de kavidir. Yani Allah'ın sonsuz kudretine istinad ettiği için kavidir diyor. Hem yalnız livecihillah rıza-i ilahi için fazilet için amel eder, çalışır. Şu veya bu bana gelir, çoğalırız, yok işte maddi imkanlar olur. Aferin de alkışlarlar gibi enaniyet şeyinin hastalığının yolundan yürümez. Sözler 132. Burada nazara verilen fazilet ve rica-i ilahi biraz önce bahsetmiştim zaten. Kur'an nazarında en ehemmiyetli gayedir. Rıza-i ilahi ile Allah'tan alacak fazilet, din fazileti. Yukarıda bahsi geçti. Yine not aldık. Burasını geçiyoruz. Burasını da geçiyoruz. Burada bir şekilde paragraf var. Yani bu bir kısmen tespittir. Ondan da çok seçme yapıyoruz. Ama gene bir derste bitiremiyoruz. Bu sefer Yakup kızıyor bize. Yakup da değil değil mi? Evet. Ha iyi. Allah'ın aziz sıfatını insan zilletiyle anladığı şöyle ifade ediliyor. Demek ki insanlarda zillet olacak Allah'a karşı münasebetinde. Çünkü Allah sonsuz sıfatlara sahip, sonsuz kuvvete sahip. Her sıfatı sonsuz. İnsan ise ona karşı bu halini anlayacak. Evet. Bütün mevcudat güya lisan-ı hal ile Veysel Karani gibi şöyle münacat eder derler ki bu münacat Veysel Karani'nin Ya ilahena Rabbimiz sensin. Çünkü biz abdiz. Rab ile abd arasında sıkı bir münasebet var. Rab, kainatı büyük şeriat kanunlarıyla, insanı da yazılı olan şeriat kanunlarıyla terbiye eden manasındadır. Yani bir atomu da, yıldızları da, bütün kainatı da terbiye eden Allah'tır. Kainatta tekamül meylinden bahseder üstad. Yaratılışından bu yana kainatta bir gelişme vardır. O uzun çeker olurlar. Bilhassa ilk devreler hakkındaki bilgiler oldukça bir istihaleler silsilesi var. Ama uzun zamanlar dairesinde. Allah da insanları da Allah gönderdiği şeriat kanunları iledir. Şeriat kanunlarına bağlı şimdi kainat kendi kanunlarına, şeriatına çok ciddi bağlıdır. Ve sağ sol nedir o zıkzak yapmadan düz gidiyor. Tam bir intizam ve öyle insicam dairesindedir.
İnsan ise imtihana girdi ki onlar imtihana girmiyor. Çünkü zevil-i kul değil. Biz imtihana girdiğimizden dolayı bizim ihtiyarımızla tercih yapmamız gerekiyor. Rabb'in kanunlarına bağlılıkla tekamül etmek. Demek ki şeriatın hükümlerine bağlı kalındığı nispetle tekamül dairesine girmiş oldun diyor. Dolayısıyla burada Rab, abd kelimelerine dikkat. Çünkü bütün bu şeyler Rab ve abd kelimelerini taşıdığı mana bu cihette ciddi manalarını büyük zatlar ele alıyorlar. Sayımızda çok var. İşte bir tanesi de burada. Kapalı ama yani biraz hani külliyat muvaciyesinde bakabilirsek açıktır. Biz abdiz. Nefsimizin terbiyesinde aciziz. Demek bizi terbiye eden sensin. Tekrar ediyorum. Burada not aldım. Aynı manada. Rab terbiyecilik sıfatıdır. Abd ibadet eden demektir. İbadet nehi ve emirlere göre hareket etmek demek oluyor. Yani ibadetle Rabbin terbiyesine mazhar olunuyor diye ehemmiyetli bir hakikat nazara veriliyor burada. Hem sensin Halık. Çünkü biz mahlukuz. Yapılıyoruz. Ne anladık? Şu yaratan Allah da bize yaratılmışız. Çok, çok kısa oldu. Dikkat manası bu. Burada bir notumuz var. Halık mahlukunu sonsuz hikmetiyle halk ettiğinden, çünkü Allah'ın yarattığı ne ki varsa sonsuz hikmeti dairesinde tansim ediyor. Vazifeyle tavzif ediyor. Sonsuz hikmetin tecelli ettiği alem bu. Hikmetiyle halk ettiğinden o hikmetinden gelen emirlerine teslimiyet şarttır. Teslim olmazsan çıkar bakalım ki hareket tarzının programını ne diyeceksin? Tavuk göğsünü de ne deniyor? Bir kere diyor ya böyle şey. Nasıl yapılır? Onu desin ancak. Başka bir şey diyemezsin. Onun için şarttır. Ona bağlı kalınacaktır. Ha, tamam. Hem Rezzak sensin. Çünkü biz rızka muhtaçız. Elimiz yetişmiyor. Demek bizi yapan ve rızkımızı veren sensin. Bu da külliyata çok yer alıyor. Uzun uzun yer alıyor. Buraya bir şey demedim. Hem sensin Malik. Çünkü biz memlüküz. Bizden başkası bizde tasarruf ediyor. Şimdi burada yani bir mana tarafında bulunan bir ana hüküm ortaya çıkmalı. Evet, Malik'in mülkünde tasarruf etmesi, yani beşer aleminde de böyledir bu, malikiyetin lazımıdır. Malik mülkünde tasarruf eder. Şimdi senin dükkanında birisi gelip de sen bunu böyle yapamazsın dese sen ne dersin? Burası benim desin ya, malikiyim ben. Sen nereden çıktın böyle? Değil mi? Adamı kovarsın dükkandan. Niye? Maliksin. Zahiri malik yani. Değil mi? Demek ki beşer aleminde de malik mülkünde tasarruf ediyor. Peki Allah bize niye tasarruf etmesin? Bize fazla karışmasın diyor ehl-i sefahat. İşimize karışmasın. Peki hadi bakalım. Demek malikimiz sensin. Bunları söylerken bu büyük zatlar bizim dahi anlayamadığımız derin manaları onlar hissederek söylüyorlar ve mest oluyorlar böyle bu hakikatin güzelliğine bakarak. Hem sen azizsin, izzet ve azamet sahibisin. Bakınız aziz kelimesinin manasını biz buradan verdik var ya. Yani girişte bir şey okuduk. Aziz kelimesi yani bu demektir diye. Bu işte o. Üstad vermiş manasını.
Neymiş aziz? İzzet ve azamet sahibi olmak. Biz zilletimize bakıyoruz. Üstümüzde bir izzet cilvesi var. Hani basit mahluk değiliz. Yapan azizdir. Bizim vücudumuz ve maddi manevi teçhizatımız harikulade izzet ifade ediyor. Üstünlük gösteriyor. Sanat harikası, mucize bulunuyoruz. Demek senin izzetinin aynesiyiz. Hem sensin ganiyi mutlak. Çünkü biz fakiriz. Fakirimizin eline yetişmediği bir gına veriliyor. Demek gani sensin. Veren sensin. Hem sen hayy-i bakısın. Çünkü biz ölüyoruz. Ölmemizde ve dirilmemizde bir daimi hayat verici cilvesini görüyoruz. Deyip devam ediyor bu. Neticesinde de bütün mevcudatın külli ve cüz'i her birisi birer Veysel Karani gibi bir münacat-ı maneviye suretinde bir aynadarlıkları var. Az ve fark ve kusurlarıyla kudret ve cemal-i ilahiyi ilan ediyorlar. Kim? Hepsi varlıkların tamamı. Mektubat 241. Yazdık buraya. Herhalde bu dersi bitireceğiz burada bu akşam. İyi olur için zaten. Risale-i Nur'da bir esas olan istina dusturu kişiyi aziz kılmaya vesiledir. Şimdi anlatıyor Üstad bunu. Ne de anlatıyor? Lemalar 143'te anlatıyor. Evet, iktisat sebebi izzet ve kemal olduğuna delalet eden bir vaka. Üstad bunu kasten nazarımıza veriyor. Biz bunları tekrar tekrar okuruz, dinleriz, geçeriz. Dur bakalım ne anlattı? Çünkü bu büyük zatlar bilhassa hadisler sahasında böyle sınıflama yapmışlardır görüyorum. Bir hadis vardır, 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye bu manalar ondan çıkıyor diye sıralıyorlar. Kimler? İmamlar. Bakıyorsunuz bir cümle ama birkaç tane böyle ondan mevcut olan hüküm ortaya konuluyor. Bir zaman bir zaman dünyaca sehavetle meşhur, yani herkese bol bol veriyor böyle bir zat, Hatem-i Ta'i vaat sahibi birisi mühim bir ziyafet veriyor. Millete ziyafet veriyor. Misafirlerine gayet fazla hediyeler verdiği vakit çölde gezmeye çıkıyor. Bir teneffüs etmek için Hatem Tahi. Bakar ki bir ihtiyar fakir adam, hem ihtiyar hem fakir. Fakir adam bir yük dikenli çalı ve gevenleri beline yüklemiş, cesedine batıyor, kanatıyor. Yani yer yer kan çıkıyor vücudundan. Hatem ona dedi, Hatem Tahi hediyelerle beraber mühim bir ziyafet veriyor. Kendisini tanıtmıyor. Hatem Tahi. Hatem Tahi haber veriyor bu fakir adama. Sen de oraya git, bu 5 kuruşluk çalı yüküne bedel 500 kuruş alırsın. Böyle bol bol veriyor. Bu sırtına aldığının yekün fiyatı 5 kuruş. O muktesit ihtiyar demiş, Hatem Tahi, tabi Hatem Tahi kimdir nedir bilmiyorum. Demiş ki ben bu dikenli yükümü izzetimle çekerim. İzzetimle çekiyorum. Kimse bana şey yapmıyor yani, bak sana şöyle yaptım böyle yaptım demiyor. Kaldırırım. Hatem Tahi'nin minnetini çekmem. Sonra Hatem Tahi'den sormuşlar, sen kendinden daha cüvanet aziz kimi bulmuşsun?
demiş işte o sahrada rast geldiğim o muktesit ihtiyarı benden daha aziz, daha yüksek, daha cüvenmert gördüm. Usta bu hikaye niye naklediyor? Bu niyesi yok mu Mehmet? İllaki var. Bir not aldık burada. Yani Risale-i Nur'un izzetini koruma makamında Risale-i Nur'un çok ehemmiyetli bir esası olan azami istinaya dikkat çekiliyor. Yani bunu üstad nakletti. İşte hikaye bilgisi oluşan yok öyle değil. Risale-i Nur'un en büyük bir esası olan azami iktisatla kazanılan istinaya üstad şey yapıyor. Teşvik edici, dikkat çekici bir yazı yani bir anlatma yapıyor bunlar. Böyle anlayacağız bunu. Bu Risale-i Nur Kur'an'ın son asrın son tefsiri. Böyle basit olmaz. Evet. Lemon'la üstü güç, tamam. Sonra buraya geldik. Hazreti Üstad mektuplarının başlarında aziz kelimesine, aziz, hep aziz sildik diye gidiyor. Malum biliyorsunuz. Mektupların aşağı yukarı %90'ında bir şu kadar mektuplar var. Hep aziz diye gidiyor. Bu kadar azizi niye tercih etmiş Üstad? Bir sebebi var. Aziz kelimesini müstani ve metin manasında azizde şey de vardır yani metanet yani izzetli olmak manasında olduğundan o zaman hem müstani yani istina sahibi hem de metin manasında çokça kullanır ve bu sıfata alaka uyandırır. Evet, bir mektubunda şöyle diyor. Hiç merak etme, bir talebesini onun talebeleri örnek olarak mevzu ediyor bunu şimdi. Sadece bir talebeye ait olmaz. Merak etme, seninle muhabere manın devam eder. Bütün mektuplarında aziz sıddık kardeşlerim dediğim zaman, ne kadar mektup yazıyorsa bu şekilde başlıyor. Bu mektupların bu ifadesinde muhlis hulusi saf evvel muhatapların içindedir. Yani hulusi diye dememe ihtiyaç yok. Çünkü ben orada aziz sıddık kardeşlerim kimler? Yani ad yok orada. O zaman kıyamete kadar bu sıfatlar dairesinde olanlar içine giriyor. Bağla 380. Burada bitiriyoruz. Kestik. Daha çok azizler var burada da. Ne kadar oldu acaba? Sen de bilmezsin. Ne kadar oldu? Ne kadar oldu? 48 dakika oldu. Yeter. İstiyorsa da var yani. Malzeme var da ben atladım. Şemmet dedim. Yani şimdi. De yeterli. Bunu da okuyalım. Tamam. Burada temmet yazdım. Burada bitir dedim. Yani. Temmet bitir demek dedim. Evet. Ben kardeşlere yazdığım mektubumda aziz sıddık dediğim vakit daima safr-ı evvelde hulusi de muhataptır. Bu yine o manaya giren diğer bir mektup. Senin bu ağır şerait altındaki hulusabiyet çok böyle işi, hizmeti durdurmak için sinsice abluk altına aldıklarını söylüyor Üstad. Hiç sezdirmeden. Dediği vakit daima saf ve evvelde hulusi de muhataptır. Senin bu ağır şerait altındaki nurlu hizmetine ben barekallah derim. Bin barekallah deriz. Bu biçare hasta kardeşine ettiğin çok yüksek duana binler amin deyip Allah senden razı olsun, sizi tebrik ederiz. Şimdi mektupla irtibat kuruyor üstad. Şimdi de çok has ve öz ve böyle saf evvel talebeler birinci derecede bu
mektuplarda muhatap olmaları gerekiyordu. O zaman adını aradı da bir tane iki tane değil ki. O zaman şöyle bir açıklama yapıyor. Has talebelerin hepsine gidiyor bu Aziz Sıddık diye olan ifademiz diye. Böylece bir açıklama yapmış oluyor. Bağla 382 dedik. Ve burada kesmiş olduk. Zaten o zaman bir ders vardı. Ben onları battım. Bu mevzu bakımından Aziz kelimesini bu şekilde bildiğimiz kadarcığıyla bilmemizde fayda gördüm. Fayda da vardır. Ama aslında dediğim bak izzet. İzzette biraz değişik oluyor inşallah. Ama ihafine daha çok var. El-Fatiha. Yok, yok, yok.